hem Osmanlı hem de Cumhuriyet devrinde isyana kalkışanlar ağır şekilde bedel ödemişler ve cezalandırılmışlardır. Erdoğan ve Davutoğlu Gezi Parkı'ndaki masum ve demokratik itirazlara bile tahammül göstermeyip şiddetle bastırırken her ne hikmetse demokrasiyi, hak ve özgürlükleri akıllarına getirmemişlerdir. Terörist Rıza'ya sempati duyanlar Türk gençliğine zalimce davranmıştı. PKK'nın her saldırısına bahane bulanlar sokaklarda muhalif öğrenci avına çıkmışlar, tomalı ve biber gazlı şiddetle savunmasız ve hiçbir örgütle bağ olmayan gençleri hedef almışlardır. Terörist Rıza'dan özürler dileyip Ahi Evran'ı, Sarı Saltuk'u, Baba Mansur'u, Eyüp El Ensari'yi, Hazreti Mevlana'yı, Seyit Burhanettin Veli'yi dilinden düşürmeyenler tencere tava çalan hanımefendilere dahi acımasız muamele yapmışlardır. Sokakta yürürken sigara içenlere bile hakaretler yağdıran bir zihniyet mi bu ülkede hoşgörüden, anlayıştan, müşfik ve merhamet sahibi olmaktan bahsetmektedir? Geçiniz bunları Sayın Başbakan, geçiniz. Eğer bugün 1937'de isyan etmiş bir hainden özür diliyorsanız biliniz ki çok yakında 1984'ten itibaren devlete, millete ve kutsal değerlerimize baş kaldıran bir hainden de özür dileyeceksiniz demektir. Başbakan isyankarlardan özür dilemenin bir erdem olduğunu ileri sürebilmektedir. Bizim erdem tanımımızda ahlakın övdüğü iyi olma hali, alçak gönüllülük, yiğitlik ve doğruluk vardır. Davutoğlu'nun erdem tanımında ise alçaklara taviz, ahlaksızlara boyun eğme, vatan ve bayrak muhaliflerine kucak açma söz konusudur. Başbakan güçlü ihtimaldir ki Tunceli'ye Erdoğan tarafından gönderilmiş, ihanet sürecine psikolojik destek toplamak için görevlendirilmiştir. Tunceli Üniversitesi'nin isminin Munzur olarak değiştirileceğini, kentteki eski kışlanın müzeye dönüştürüleceğini ve adının da Dersim Müzesi olacağını, bunun için 10 milyon liralık ödeneğin talimatını verdiğini bildiren Davutoğlu fütursuzca hareket etmektedir. Bundan sonra Davutoğlu ilk fırsatta Tunceli ismini Dersim olarak değiştirecek, kendi ismini de Ahmet Rıza olarak yenileyebilecektir. Başbakanın elini tutan, önüne geçen, engel olan yoktur. Erdoğan ile Öcalan ikilisi nasıl kardeş ve dost olmuşsa Davutoğlu da kendisine yoldaş olarak terörist Rıza'nın hain anılarını ve iğrenç emellerini seçebilecektir. Nasılsa AKP'de teröristlerle düşüp kalkmak oldukça popülerdir ve terfi almak için ön şarttır. Davutoğlu önümüzdeki milletvekilliği genel seçimlerinden sonra başbakanlığı kaybedeceğini bildiğinden dolayı hiç olmazsa parti genel başkanlığında kalabilmek için her rezilliğe tamam demektedir. Erdoğan'ı İmralı ve Kandil nasıl kurtaramayacaksa Davutoğlu'nu da Dersim'de isyan eden teröristlerin geride bıraktıkları fitne vasiyeti öyle kurtaramayacaktır. Toroslardan Munzur'a selam götürdüğünü söyleyen Davutoğlu'na Türk milleti sandıkta öyle bir selam çakacaktır ki mizah gibi, şaka gibi, korkuluk gibi duran Davutoğlu bir daha yerinden kalkamayacaktır.